أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع دعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
المؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Erişti hicranın demi, ey mahı gufran elveda. Ağlatmasın mı Adem'i, ey mahı gufran elveda. Elden çıkardık mahımız, eflake çıktı ahımız. Rahmeylesin Allah'ımız, ey mahı gufran elveda. Her şey teravih taati, dine verirdi ziyneti. İşkil değil mi firkati? Ey mahı gufran elveda. Ol ey hüdayi subhu şam, zikri hüdada berdevam. Gitti medet şehri siyam, ey mahı gufran elveda. Bu Hacı Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Ramazan elvedası. Bir de Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin Ramazan elvedası var, onu da okuyalım. Elveda ey mahı taban elveda. Elveda ey mihri ezdan elveda. Elveda ey afitab-i şer'i din. Elveda ey mahı taban elveda. Gündüzün bayram idi saimlere. Her geçen bir kadr idi kaimlere. Nurdan bir tac idi alemlere. Elveda ey mahı taban elveda. Leyletül kadru berat idin bize. Hem dahi savmu salat idin bize. Nar-ı duzahtan necat edin bize. Elveda ey mahı taban elveda. Yılda bir kez şehri seyran eyledin. Kendi özün bu halka mihman eyledin. Sonra tavus gibi cevran eyledin. Elveda ey mahı taban elveda. Hazrete bizden şikayet eyleme. Ayıbımız çoktur hakaret eyleme. Eşrefoğluna melamet eyleme. Elveda ey mahı taban elveda. Efendim hoş geldiniz Ramazan mübareğin son yayınına, inşallah bu yıl için son yayınına. Bugün Ramazan'ın son günü, yarın inşallah bayram. İdül Fıtr, Ramazan bayramı, şeker bayramı bile olur. Yani yarın bayram. Bu sene Ramazan büyük bir mazlumiyetle geçti. Dünyanın dört bir yanından Müslüman, özellikle Müslümanların mazlumiyet ve mağduriyet yaşadığı bir Ramazan geçti. Onlara hep dualar ettik, destekler verdik. Bundan böyle de dualar etmeye, destekler vermeye devam edeceğiz ama bugün duamızı o mazlumların, o mağdurların da özgürce bayram edebileceği günlerin gelmesi için patlatalım. Dua patlatalım çünkü bize duanın bombadan daha etkili olduğunu öğretti öğretenler. Ve son bir hatırlatma, önce aslında bir teşekkür, sonra unuturum. Çünkü bugün 8'i çeyrek geçe gibi huzurlarınızdan ayrılacağım. Sıla-i Rahim için Ankara yolculuğu yapmam gerekecek, uçağa yetişeceğim. Dolayısıyla 8 çeyrek gibi huzurlarınızdan ayrılacağım. O yüzden teşekkürü unuturum. Efendim Ramazan'ın başından beri benim gibi bir adama tahammül eden, her türlü nazımızı tuzumuzu çeken TVNET ekibine, başta yönetmenim Ayşe Demir hanımefendi olmak üzere bütün ekibe çok teşekkür ediyorum huzurlarınıza. Allah razı olsun kendilerinden. Kameramanlarımız, paralel kameramanlarımız, efendime söyleyeyim kedi sever kameramanlarımız, ışıkları yüzümüze yakan ışıkçılarımız, size çok teşekkürler olsun diyoruz. Ve o ikinci hatırlatma, umarım hepiniz bayrama hazırsınızdır. Malum bayramın hazırlığı iki türlüdür. Evinizin ihtiyaçlarını
etini, şekerini, yağını, bulgurunu falan hazırlamak bayram hazırlığı sayılmaz. O misafir hazırlığıdır, misafir ağırlama hazırlığıdır. Bayram hazırlığı şudur, bize öyle öğrettiler. Bayram hazırlığı bir yetimi sevindirmektir. Fitreyi, yani fıtır sadakasını, sadakayı fıtrı bolca verebilmektir. Ramazan'da zekatı halletmiş olmaktır. Yarın sıla-i rahim etmektir. Akrabayı, eşi, dostu, kardeşi, yaranı, yarı görmektir. Öteki Ramazan hazırlıkları, öteki bayram hazırlıkları çok öneme ait hazırlıklar değildir. Şeker çocukları sevindirmek içinse önemlidir. Haçlık çocukları sevindirmek içinse eyvallah'tır. Ama onun dışında mide sefası için yapılan hazırlıklar bayram hazırlığına girmez. Haberiniz olan. Eyvallah. Bugün çok değerli 3 konuğum olacak. Birincisi ev sahipliğimizi yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hümmet Türkmen'i ağırlayacağız burada. Diğer yandan da Medeniyet TV'de Genç Söyleşi isimli çok başarılı bir program yapan ve Genç Hareket, İnsan ve Medeniyet Hareketi'ne bağlı olarak Genç Hareket'te gönüllülük esasıyla gayet güzel işler çıkartan bir iki kardeş ağırlıyoruz. Ali ve Emre Altunkaya. 45 saniye sonra burada olacaklar ve biz Ramazan mübareğin son gününde hoş sohbet etmeye gayret edeceğiz inşallah. Eyvallah. Ramazan-ı Şerif mübarek olsun. Ramazan mübarek. Ramazan mübarek olsun. Ramazan mübarek. Ramazan mübarek. Ramazan mübarek. Ramazan mübarek. Ramazan mübarek. Ramazan mübarek. Ramazan mübarek inşallah. Ramazan mübarek. Ramazan mübarek. Ramazan mübarek. Ramazan mübarek. Evet, konuklarımızı yanımıza aldım. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Eyvallah, hemen sizinle başlayacağız ama ben Ali ve Emrah'ı da tanıtmak istiyorum. Emrah. Evet. İkiz olunca bazen çok karıştırılıyorsunuzdur doğal. Haliyle, her ikizlerde olan şey. Eyvallah. O kadar da müsait ki karıştırmaya. Evet, karıştırmaya da müsait. Ali ve Emrah Altunkaya, hoş geldiniz sizler. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tabii izninizle sizinle de sohbet edeceğiz ama başkanımla başlamak istiyorum. Çünkü tabii bugün son iftar imiş. Evet. Yani son iftar çadırda 8 gibi başkanımızı azat edeceğiz. Biz bir 20 dakika konuşmuş oluruz tabii, inşallah tabii, beraber tabii. Ama gene de arada biraz sohbet ederiz inşallah. Paslaşalım. Herkese sorduğumuz klasik soruyu sorarak başlayalım. Nasıl evet. Geçti Ramazan? Herkesin verdiği cevabı tahmin ediyorum ama aynı cevabı biz de vereceğiz tabii. Gerçekten Ramazan muazzam geçti. Yani muazzam ötesi bir şey. Hele Üsküdar'da. Üsküdar bir Ramazan şehri biliyorsunuz. Herkesin ortak fikri. Biz de yaşayan birisi olarak söyleyeyim. Dolu dolu, doya doya. Yani biz Ramazan'a doyamadık. Bir söz... İşte ey oruç. Şimdi böyle Anadolu'da öyle derler. Yaşlı teyzelerimiz, annelerimiz. İşte orucum ben senden memnunum. İnşallah sen de benden memnunsun. Var güle güle yolun açık olsun derler. Gerçekten biz memnunuz. Yani inşallah bu güzel aydan, Ramazan'dan, oruçtan hepimiz layıkıyla istifade etmiş oluruz diye i̇nşallah düşünüyoruz. İnşallah orucumuz da bizden memnun kalmış. İnşallah, eyvallah. İnşallah. Şöyle 130 Ramazan işte buradan çıkıp bir yerde yayın yaptığımız mekandan çıkıp bir yerde iftar yapmak üzere sizin Ramazan çadırınızın yani Üsküdar Belediyesi'nin Ramazan çadırının önünden geçerek yürüdüm. Tamam. 30 gün boyunca bütün konuklarımızla birlikte konuk ettiğimiz hiç kimse yoktu ki ya bu ne kadar güzel olmuş, bu ne kadar güzel düşünülmüş, bu buraya ne kadar yakışmış demesin. Onun için önce tebriklerimi kabul edin. Şuranın hikayesini sizden dinlemek istiyorum. Yani İstanbul'un en güzel Ramazan çadırı olduğuna hiç şüphem yok. Ama sizden de hikayesini dinlemek istiyorum. Eyvallah. Onu duymuş olmak tabii bizi mutlu ediyor. Şimdi İsmail Bey bu Ramazan geleneği, iftar sofrası geleneği aslında 1994 yılından itibaren başlamış bir gelenek.
O zaman Sayın Başbakanımız, biliyorsunuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız idi. O dönemde başlamış bir gelenek. Üsküdar'da, Üsküdar Meydanı, o zaman meydan böyle değildi. Daha farklı, daha büyük bir meydan vardı. Bu Marmaray dolayısıyla meydan biraz değişti tabii. Üsküdar'da ilk iftar sofrası, iftar çadırı kuruldu. O zamanın belediye başkanı Yılmaz Bayat Başkanımız sağ olsun böyle bir geleneği başlattı. Ve kesintisiz 20 yıl devam etti bu gelenek. 94-2014. Bu yılda biz bu 94-2014 arası zaman zaman bu Marmaray çalışmaları dolayısıyla meydan tamamen şantiye alana dönüştüğü yıllar oldu. O dönemde biz arabalı vapur kiraladık İDO'dan, şehir hatlarından. Arabalı vapurda bir dönem iftar verdik. Sonra İDO'nun bir iskelesini buraya çektik. Mobil bir iskele. İskele de iftar verdik geçen yıla kadar. Bu sene iskeleyi de buradan kaldırdığımız için şu andaki mevcut yerine şöyle Üsküdar estetiğine, İstanbul'un ruhuna yakışır. Güzel bir, hani çadır demeye de artık dilimiz varmıyor. Çadır değil orası bayağı. Orada yani bambaşka bir ambiyans oldu. Ve gerçekten siz de ifade ettiniz. Herkes çok beğendi. Geçenlerde Sayın Kadir Topbaş Başkanımızı ziyaret ettik. Dedi ki tebrik ediyorum başkan dedi. Gerçekten çok güzel bir çadır kurmuşsun dedi. Zaten ona da diyormuşlar böyle böyle Üsküdar'da çok güzel çadır var diye. Hakikaten estetik, güzel oldu. Gelenler zaten bize gerek fiilen söylüyorlar, gerek sosyal medyadan. Başkanım bu kadar güzel çadırda biz yemek yemesek de doyarız. Böyle güzel bir atmosfer var. O çadırın içerisine girince içerideki o manzara aynen bir uçaktan karaya bakar gibi öyle bir şekil de verdik ona. Muazzam bir çadır oldu. Evet. Zaten bize kaç bugün kaç kişi iftar etti? Bazen çok uzun kuyruklar. Aynı anda o uzun kuyrukları da biz kendi kendimize şöyle çözümledik. İnsanlar son anda gelip yığılıyorlar galiba. Kesinlikle öyle. Aynı anda 3000 kişi oturarak yemek yiyor ama günde 3 kez doldur boşalt oluyor. Yaklaşık 9-10 bin kişi anında yemek yiyor. Yani bir akşamda. Biz bu kuyruk uzadığı için bu sene tuttuk Beşiktaş, bu iskelenin sol tarafına doğru, çimene doğru da orada da yemek dağıtıyoruz. Yemeği alan çimene kendini salıyor. Orada da güzel iftarlar oluyor. Dolayısıyla şu Üsküdar Meydanı boydan boya komple bir iftar sofrası oluyor. Her 30 akşam böyle. İnşallah son akşam burada. Toplamda kaç kişi Üsküdar Belediyesi'nin biz bu yıl İsmail Bey toplamda 30 bin kişiye her akşam iftar verdik. Sadece bu iftar sofraları geleneği. Bu meydanda 10 bin kişi. Harem Otogar'da, Zeynep Kamil Hastanesi'nin bahçesinde, Numune Hastanesi'nin avlusunda, işte 13 ayrı mahalle. Hastaneleri de hesaba kattınız. Hastanede hasta yakınları. Gerçekten çok anlamlı oldu. Çok dua ettiler. Adam Anadolu'dan gelmiş, çocuğu işte yakınını hasta ameliyat ettirmiş. Çok iyi, da çok iyi. O kadar memnun oldular ki biz de çok mutlu oluyoruz tabii. Yani yaklaşık 1 milyon insan Üsküdar Belediyesi'nin yemeğini yedi. Bu yıl yani 30 Ramazan'da bizim tesislerimiz de var, sosyal tesislerimiz. Toplamda gerçekten 1 milyon yemek yaptık. 1 milyon insana bu akşam 1 milyonuncu yemeği yapmış olacağız. İyi maşallah. Ve gerçekten çok güzel yemekler yaptık. Pilavımız, yani en güzel pirinci kullandık, en kaliteli. Evimizde, soframızda yemediğimiz pirinci vatandaşa veremeyiz. Böyle bir şey yok. En kaliteli eti kullandık, kırmızı et. Yaklaşık 60 ton pirinç kullandık biz bu sene. 80 ton kırmızı et kullandık. Bu sene biz bir de bu Ramazan'ın başında da ifade ettik. İlk defa pilava Trabzon'dan tereyağı getirdik. Tereyağlı pilav yaptık. Gerçekten pilavımızla 10 numara pilav yaptık. Muazzam bir iftar sofrası. Her gelen çok mutlu. Biz fırsat buldukça tabii mahallelerde de iftar sofrası kuruyoruz. Oralara gidiyoruz. Özellikle bu sahildeki, bu çadırımızdaki iftara sadece Üsküdar'dan değil, her yerden gelen var. Mesela Zeytinburnu'ndan artık Üsküdar'a gelmek 10 dakika. Karşına Fatih'ten, Güngören'den. Bu çadırın yarısı karşı ilçelerden geliyor. Üsküdar'dan değil yani. Herkes, burası bir ulaşım aksı. Burası bir de Ramazan'ı, yani Üsküdar Ramazan'ı bütün bereketiyle de yaşayan bir yer. Şuradan fark ettim ben onu. Şimdi ben 30 gün burada Üsküdar'da iftar sundum. Bir başka görevim dolayısıyla da Ramazan'ın neredeyse yarısını sahuru Ortaköy'de, Ortaköy Camii'nin avlusunda yaptım. Şimdi Üsküdar'da iftar edip Ortaköy'de sahur yaptığınızda iki farklı dünyada yaşıyormuş hissine ulaşıyorsunuz ve Üsküdar'da Ramazan'ın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Çok yani. Doğru, kesinlikle. Yani bunu herkes söylüyor. Üsküdar'da Ramazan gerçekten bir başka. Biz bu sene bir ilk daha yaptık İsmail Bey. Bu sene ilk defa Üsküdar Belediyesi olarak
sahur programları yaptık. Sahur derdik, sahur yemeği. Mesela hafta sonlarına denk gelen sahurlarda, gecelerde saat 00 işte yarımda başlayan programlarımız, sahur meclisi, dua meclisi, esma meclisi, Kur'an meclisi 02.30 sularına kadar devam etti. 02.30'dan itibaren sahur yemeğine geçtik. Ve bu yemekte de gerçekten yine aynen iftar sofrasında olduğu gibi asla kaliteden en güzel iftar sofrası da sahur sofrası da hamdolsun Üsküdar'da oldu. 3500-4000 kişiyle birlikte biz iftar yaptık. İşte dostlarımız da geldiler. Onlar da biliyorlar. Evet. Üsküdar'da Ramazan gerçekten bir başka ve bu kültür programları. Ne yazık ki yani biz Üsküdar'ı kastetmiyoruz tabii. İstanbul'un değişik ilçelerinde belki. Bu Ramazan'da biraz eğlenceye yönelik işte programlar. Asla böyle bir şey olmadı. Bizde artık bundan sonra olmaz. Ramazan bir ibadet ayıdır. Bir kültür ayıdır. Sohbet ayıdır. Çok çok mühim bir şey söylüyorsunuz. Biz bunu uygun, Ramazan ruhuna uygun çok güzel programlar yaptık. Her programımızda işte Kur'an-ı Kerim'le, Aşırı Şerif'le başlar. Ondan sonra Ramazan ruhuna uygun sohbetler olur. Tasavvuf musikisinden işte bölümler olur. Şimdi bu çadırımızda da her akşam saat işte bu akşam kaçta iftar? 8:20-40 sonra değil mi? İşte 20:40'tan biraz daha geriye o civarda. O civarda. Biz 19:30, 20'ye çeyrek kala vesaire programımız başlar bu çadırda. Hocalarımız. Her akşam Üsküdar'daki ayrı bir caminin imamı gelir burada Kur'an-ı Kerim okur. İşte Ramazan'la ilgili bir ayet, bir hadis. Gelen iftarı beklerken bizim insanımız ayrıca orada bir o manevi iklimi, atmosferi de teneffüs eder. Hem gönlüne hitap ederiz, hem midesine, hem ruhuna doya doya dolu dolu bir Ramazan hamdolsun geçti. Eyvallah. Ya tabii bir taraftan da siz eski Üsküdarlısınız. Üsküdar Belediyesi'nde göreviniz çok eski ama evet, taze başkansınız. Evet, yani tabii ilk Ramazanınız başkan aynen, olarak tabii Üsküdar'da. Tabii bir Üsküdar'da geleneksel olarak biz Üsküdarlıların bir de hani Üsküdar'a çok düşkünüzdür biz Üsküdarlılar. Şöyle iki temel eleştirisi vardı geleneksel olarak. Birincisi yani 4-5 yıldır biriken bir enerji olarak Marmaray'dan sonra Üsküdar'da meydanımız kalmayacak mı meselesi. Bunu bir sorayım önce. Yani şu yüksek Marmaray girişleri Üsküdarlılar imza toplasa biraz alçalmıyor mu, orada meydanımız ortaya çıkamıyor mu gibi bir endişe var, onu çok sizden doğru duyalım. Çok doğru bir endişe. Şimdi Üsküdar gerçekten meydanıyla meşhur. Yani Üsküdar Meydanı herkesin bildiği, maruf bir alan. Tabii bu Marmaray dolayısıyla Marmaray'ın temelli biliyorsunuz 2004 yılında atıldı. Mayıs 2004. Marmaray hem Üsküdar'da hem karşıda Yenikapı'da arkeolojik kazılar dolayısıyla Marmaray'ın açılması, hizmete girmesi yaklaşık 5 yıl gecikti. Normalde 2013'ün Ekim'inde açıldı, 29 Ekim'de biliyorsunuz. 2009'da hizmete girecekti Marmaray. Bu arkeolojik kazılar biraz işi uzattı ama hamdolsun hizmete girdi. Yani yepyeni bir Üsküdar'da, İstanbul'da yeni bir hayat başladı Marmaray'la. Üsküdar'ın miladı Marmaray'la yeniden yazılmıştı, yeniden başlamıştı diyebiliriz. Tabii bu Marmaray çıkışları, tabii bu projeyi yapanlar, projenin müellifleri, biliyorsunuz projeyi Japon ortaklarla birlikte yaptık. Bu Marmaray çıkışları şu anda Üsküdar Meydanı ne yazık ki işgal etmiş durumda. Hoş değil. Bundan biz de memnun değiliz. Büyükşehir Belediye Başkanımız da memnun değil. Sayın Başbakanımız da memnun değil. Şu anda bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu çıkışları tıraşlayacağız. Böyle olmayacak. Yani böyle kalmayacak. Bunun mantığı şu, işte efendim bu Marmaray'dan gecenin geç saatlerinde işte tankerler geçerken, işte petrol tankerleri, Allah göstermesin bir yangın çıkarsa hava alsın diye bu bacalar konmuş. Yani böyle değil bu sistem. Böyle bir ihtimal Allah'ın izniyle yok zaten. Dolayısıyla efendim tsunami olduğunda yarın deniz taşar Marmaray'a su girer mantığıyla düşünülmüş. Böyle bir proje ama bu projeyi teslim edinceye kadar size dokundurtmuyorlar. Ben projemi yapar teslim ederim, ondan sonra ne yaparsanız yapın diyor adam. Dolayısıyla projeyi teslim almış şimdi durumdayız. Şimdi yine bütün güvenlik önlemlerini alıp tıraşlayacağız. Evet, şimdi inşallah şu anda Büyükşehir Belediye'miz bir estetik çalışma yapıyor. Tıraşlama olacak, meydan eski hüviyetine kavuşacak. Ancak ben burada bizi dinleyenler, bizi izleyen sevgili izleyicilerimize şunu ifade edeyim. Yeni bir müjde vermek istiyorum. Marmaray şu Üsküdar Meydanı'nı biz inşallah bu dönem içerisinde 3 kat büyüteceğiz. Meydan böyle kalmayacak.
Selman Ağa Camii var hemen meydanın köşesinde. O cami etrafını biz açacağız. O cami yani biblo gibi çıkacak ortaya inşallah. Çok güzel bir görüntü gözü kazanacak Üsküdar Meydanı. Şu andaki mevcut belediye binamızı biz Çavuşdere'ye taşıyoruz. Çavuşdere'de şu anda yeni belediye hizmet binamız yükseliyor. İnşallah 2016'nın ilk aylarında yeni yerimize taşınacağız. Taşındığımızın günler tezi günlerde ise eski binamızı yıkacağız. Anında yıkacağız orayı. Orası komple bir meydan olacak. Altı komple kapalı bir otopark olacak. 1500 araç otopark, üstü meydan. Hemen az yukarıda kapalı otopark var biliyorsunuz. Katlı otopark. Onu da kaldırıyoruz. Onu da yıkacağız. O da çok kötü yani bir görüntü. Şeyin altına otopark yapılınca. Evet. Gerek mevcut binanın altına. Şu anda katlı otoparkın kapasitesi 400-450 araç. Düşünebiliyor musunuz? Üsküdar meydanında böyle balta gibi saklanıyor. Yani o çirkin binanın içine alabildiği araba 450 mi? Hepsi o işte. Düşünün. Onu kaldıracağız. Komple katlı otoparktan itibaren ta şu noktaya, şu sahile kadar muazzam bir meydan ortaya çıkacak. Üsküdar Meydanı. Bunlar heyecan verici şeyler. Bunları konuşmaya devam edelim. Kısa bir reklam arası. Eyvallah. Ardından bunu devam edelim. Çünkü bir Üsküdarlı olarak en çok beni heyecanlandırıyor. Eyvallah. Şu sohbet. Eyvallah. Didi'nin sunduğu Ramazan Mübarek devam edecek. Başbakan seçtim, vizeler kalktı. Pasaportumuzun itibarı arttı. Şimdi Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Türkiye'nin gücüne güç katıyoruz. Türkiye'nin gücüne güç kat. Erdoğan. Benim adım Bayram. Bir bayram günü annem çok şeker yediğinde bütün aileyi bir arada görünce doğmaya karar vermişim. Ben bastırınca bütün aile koşmuşlar hastaneye. Bir heyecan, bir karmaşa varmışız doğuma. Dedemler, yengemler, dayımlar, komşularının teyze, bakkal Seyfi, herkes. 2 saat sonra da ben. Gelsin çikolatalar, şekerler. Dedim işte orada koymuş adımı. Bayram günü olduğu için değil, bütün aile bir arada ve çok mutlu olduğu için. Bizim için sevdiklerimizle olduğumuz her gün bayram. Korkuyla tatlanır her bayram. Herkese iyi bayramlar. Kaptanınız konuşuyor. Welcome aboard. Gazımızı aldık. Uçuşa hazır mıyız? Abi hazırız. Çok hazır. Hazır. Uçuşa hazır mıyız? Ne uçuşu abi? Performans uzmanlarına Aygaz Otogaz. Zor şartlarda uçuran performans. Standart yokuş kalkış desteğiyle kontrol yolda değil, C4'ünüzde. Citroen Kreatif Teknoloji. Oruçla bereketlenen dünya için şimdi bayram zamanı. TVNET bayram programına Sultanahmet Camii'nden naklen yayınlanacak olan bayram namazıyla başlayacak.
Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisini Ramazan boyunca sürdürdüğü yayınla ekrana taşıyan ve kamuoyunda büyük bir duyarlılık oluşturan TVNET bayramı da Gazze ile kutlayacak. Çocukların şekeri, büyüklerin yardımı, yoksulların duası Gazze'ye gidecek. Bayram özel yayını TVNET'te. Okan Bey. Okan Bey. Turkcell Platinum'la yurt dışında da ayrıcalıklısınız. Yurt içi tarifenizin internet, dakika ve SMS'lerini yurt dışı seyahatlerinizde de kullanırsınız. Süper yurt dışı yazıp 22-22'ye gönderin. Tarifenizi tam 50 ülkede kullanın. Turkcell Platinum. Çünkü bizim için özelsiniz. Ev kimin ev? Ev kendimin. Bir de yastığım var armutta. Ya dede böyle evlenilir mi ya? Yuva kuracağım ben, yuva. Ya neden burada kuruyorsun Nuri dede? Git kendi evinde kur. Adaylar sizde daha net gözüküyor. Oğlum alsana dedeni bir Digitürk. Yuvasında HD izlesin. Türkiye'de HD Digitürk'te izlenir. En sevdiğiniz kanallar HD yayınlarıyla Digitürk'te. Üstelik sabit fiyat garantisiyle ayda sadece 18.99 lira. Ile parlıyor. Gidinin sunduğu Ramazan Mübarek devam ediyor. Evet, Ramazan Mübarek devam ediyor. Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen'le ve iki genç adamla, genç hareketin iki genç adamıyla, Ali ve Emre Altunkaya'yla söyleşiye devam ediyoruz. Başkanım, tabii reklam arasına gidince şöyle bir sosyal medyayı kontrol ettim. Bizim delikanlılar derhal, bizim Üsküdar eşrafı diyelim, Üsküdar'ın delikanlı eşrafı derhal, evet. Palmiye Meydanı tabir ettiğimiz, siz belediye binasını yıkacağız deyince tamam. Palmiye Meydanı diye isimlendirdiğimiz ve çay ocaklarının bulunduğu alanı da yıkacak mı başkanımız diye sorarlar. Vebali üzerimde kalmasın. Yıkacağız, orayı da yıkacağız ama daha izin yapmak üzere tabii ki. Şimdi gerçekten Üsküdar'ın gençleri bizim o Palmiye Meydanı dediğiniz yerde akşamları, gece geç saatlere kadar oturup çay içiyorlar, hasbihal ediyorlar. Kendi düşünce dünyalarından insanlarla, yazarlarla, işte entelektüel isimlerle orada buluşuyorlar biliyorum. Biz bu hayatı yok edemeyiz. Böyle bir düşüncemiz yok. Aksine daha cazip hale getirir. Daha çok gençlerimizin arzu ve isteklerine cevap verebilecek bir meydan, bir oluşum içerisinde olmak durumundayız. İnşallah o meydanı komple yıktığımızda özellikle arka kesiminden şöyle ahşaptan çok güzel o Arasta eski Osmanlı çarşısı geleneği öyle bir güzel çay ocakları, sosyal kafeteryalar türü bir yapı oluşturacağız. Önünde yeşil alanı, havuzu, muazzam bir görüntü çıkacak ortaya. Gençlerimiz hiç telaşa kapılmasınlar. Gerçekten başka bir
daha yani biraz dişlerini sıkacaklar ama daha, finalde güzel bir hani mekanları olacak. Palmiye diyorlar şimdi, altın palmiye meydan olacak inşallah. Böyle inşallah güzel bir meydan gençlerimizi bekliyor. İnşallah. Tabii gençlerle ilgili bizim gençlik merkezimiz, akademi, gençlik akademilerimiz, bilgi evlerimiz, o tür projelerimiz, hizmetlerimiz devam ediyor. Spor merkezlerimiz, spor tesislerimiz, yüzme havuzlarımız hepsi gençler için inşallah. Bu meydanda da böyle düzenleme yapacağız. Çok beğenecekler. Eyvallah. Hiç merak etmesin. Yani Ramazan Mübarek'in izleyicileri genellikle üniversite okuyan ya da üniversiteden yeni mezun genç insanlar olunca, hani ben gençlerin tercümanı olarak elçilik vazifemi yapıyorum. Üsküdar biliyorsun İsmail Bey bir üniversiteler şehridir aynı zamanda. İstanbul'un belki de en zengin üniversitesi olan, üniversiteleri olan ilçesi Üsküdar'dır. Üsküdar. Onun üzerinde üniversitemiz var bizim. Hem vakıf üniversiteleri hem devlet üniversiteleri ki bu kadar güzel üniversite şehri Üsküdar'da gençlere biz elbette ki düşünmek durumdayız. Hatta sizin ağacınıza bir de müjde verelim şimdi buradan. Bizim biliyorsunuz gençlik merkezimiz var. Emniyet Mahallesi Burhaniye'de. Kirastepe'de yaşam merkezimiz var. İnşallah Eylül ayında Cumhuriyet Mahallesi'nde bir gençlik merkezi daha açıyoruz. Bu üç merkezimizde inşallah şöyle bayramdan sonra Ağustos'un ortalarında bedava internet sistemine geçiyoruz. Ha, onu da güzel gençlerimize duyurmuş olalım. Yani lise ve üniversite öğrencilerinin arayıp da bulamayacağı şey. Belki de o başkanım. Evet, gerçekten lazım oluyor. Evet, çalışmamız gençlere çok internet lazım diyorsun değil mi? Gençler bayağı bir tercih ediyorum. Öyle bir çalışmamız var. Tabii söz konusu Üsküdar olunca siz yeni bir vizyonla da geldiniz. Söz konusu Üsküdar olunca bizim her zaman söylediğimiz şey şu, kendi aramızda konuşurken Üsküdar bir tarih kenti, fethi gören şehir, fethin rüyasını gören şehir ve bir kültür şehri. Yani metrekare başına tarihsel olarak metrekare başına en çok şair, yazar, düşünce adamı, alim düşen İstanbul semtlerinden biri Üsküdar. Ve bugün de bu özelliğini büyük oranda devam ettiriyor. Bizim kendi aramızda konuştuğumuz şey hep şuydu. Üsküdar'ın kültürde de, kültürel etkinliklerde de, tarih bilincinde de hep atak ve önde olması gerekiyor. Galiba bu dönem bu ataklığın ve önderliğin de hayırdına vardığımız bir dönem olacak. İnşallah, kesinlikle öyle olacak. Tabii siz de ifade ettiniz. Ben 10 yıl belediye başkan yardımcılığı yaptım. Rahmetli Mehmet Çakır başkanımızla başladık 2004'te. Bu vesileyle ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten bizim için çok iyi tecrübe oldu. Hem başkanımız Mehmet Çakır başkanımızla hem Mustafa Kara başkanımızla geçen dönem. Bu iki dönemin bizlere kazandırdığı tecrübeyle sizin de ifade ettiğiniz gibi Üsküdar bir kültür şehri, bir tarih şehri. İstanbul'un kültür yakası Üsküdar. Böyle bir şey. İstanbul'un kalbi diyoruz. Bize yakışan da, Üsküdar'a yakışan daha doğrusu bu kültür kimliğini, bu marka, şehir hüviyetini daha ilerlere taşımaktır. İnşallah bu dönem biz belki de bugüne kadar olmayan bazı işleri yapacağız. Üsküdar'a yakışan, Üsküdar'ın o tarihinden aldığımız ilhamla gerek kültür merkezlerimizdeki kültürel programlarımız, yani bambaşka bir kimlik inşallah kazandırmış olacağız. Bu biz Üsküdar'da bugüne kadar 7 tane sempozyum yaptık. Bu yıl inşallah Kasım ayında 8. Üsküdar sempozyumunu gerçekleştireceğiz. Farklı bir anlayışta. Ve ilk defa sizin aracınızla paylaşalım. Eylül ayında, Eylül'ün ilk haftası, 5 Eylül zannediyorum. Biliyorsunuz bizim Üsküdar'a aynı zamanda harem şehri derler. Harem, yani hacılar hareme, kutsal Kabe'ye, Mekke'ye, bizim haremden uğurlandığı için oranda harem ondan geliyor, o gelenek. Avrupa'dan, yani karşı taraftan, Anadolu'dan hacılar Üsküdar'da toplanıp haremden hareme yürüyerek, haremde gemilerle kutsal topraklara giderlermiş Osmanlı döneminde. Biz bunu sembolize edecek şekilde Eylül ayının ilk haftası bir Surra Alay yolculuğu başlatıyoruz. Doğancılar Parkı'ndan işte o develerle birlikte develer getireceğiz. Aynen eski Osmanlı dönemi gibi hocalarımız işte sarıklı cübbeli önde dualar eşliğinde bütün hacı adaylarımız o şeyi, o atmosferi o ambiyansı yaşatacağız inşallah Eylül ayında. Bu da bir Üsküdar'da madem olmuş, bizim tarihimizde var bu, ecdadımız yapmış bunu. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Yani Surra Alayı yürüyüşü fikri bana çok tatlı geldi yani. Evet. Çok. Bu Üsküdar'da çok daha tatlı. Yani başka bir yerde bilmiyorum ama Üsküdar'da o eskiden olan bir yaşam tarzı diyelim, gelenek inşallah canlandırmış olacağız.
kültürel programlarımız, ifade ettiğiniz gibi bizim kültür şehri Üsküdar. Üsküdar, bakın, Ebru'nun ana yurdu derler. Ebru'nun ana yurdu Üsküdar'dır. Tabii, klasik sanatlarımız. Evet. Hat mesela Karacaahmet'te hat sofası vardır. Başka bir yerde yok. Dünya hiçbir yerde yok. Bu bizim geçenlerde işte Ramazan ortalarıydı. Bu klasik sanatlarla ilgili bir yarışma başlattık. Sanatçılarımızla, sanatkarlarımızla bir iftar yemeğinde buluştuk. Duyurusunu yaptık. Yedi Tepe, Yedi Sanat İstanbul Uluslararası Klasik Sanatlar Yarışması başlattık. Adı da bu. Uluslararası yarışma. Uluslararası. Avrupa'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan sanatçılarımız vardı. Türkiye'nin her yerinden. İşte yedi sanat dalında, minyatüründen, Çinli'den, hat, ebru, efendim kat sanatlarına oluşan toplam yedi ayrı branş. Yedi Tepe İstanbul diyoruz ya. Yedi Tepe, Yedi Sanat Uluslararası Klasik Sanatlar Yarışması adı altında. Duyurusunu yaptık. Yarışmamız başlamış durumda şu anda fiilen. İnternet sayfalarında görür yarışmacılarımız. 1 Nisan'a kadar devam edecek 2015. 1 Nisan 1 Mayıs arası jürimiz değerlendirecek. İnşallah önümüzdeki Ramazan ayında yine bir iftar vaktinde dereceye girenleri açıklayacağız ve ödüllerini takdim etmiş olacağız. İnşallah. Böyle bir yarışma, böyle bir kültür hamlesi başlatmak istiyoruz. İnşallah Üsküdar'a yakışan da budur. Biz bu geçtiğimiz yıllardaki işte tecrübemizle Üsküdar'daki bu güzel atmosferi inşallah gelecek kuşaklara daha iyi taşıyacak hamleler yapacağız. İnşallah. Yani bir de Üsküdar'da hani restorasyonlar da bittikçe yeni yeni hiç aklımızda olmayan kültürel odaklar, kültür odakları da kazanıyoruz. İşte Balaban çok güzel bir kültürel odak Balaban oldu. Balaban Tekkesi tabii. Önü açılınca inşallah çok daha muazzam bir yer olacak. İşte camilerimiz, Mimar Sinan'ın en çok eserin olduğu ilçe Üsküdar'dır. En çok. Üsküdar'ın böyle bir özelliği de var. İşte Mihrimah Sultan Camii, Yeni Cami, efendim Vahidatip Camii Külliyesi, efendim Sandıkçılar Tekkesi, İskender Paşa İskender Baba Tekkesi. Bir sürü tekkemiz var, çeşmemiz var, hamam var, Selimiye Hamamı inşallah restorasyonuna başlıyoruz. Ecdadımız bize çok güzel eserler bırakmış. Bunları inşallah restorasyonu tamamlayıp Üsküdar'ın o mistik havasını, kültürel dokusunu tekrar Üsküdar'larla birlikte paylaşmak istiyoruz. İnşallah. Şöyle bir taraftan da şunu da merak ediyoruz tabii. Üsküdar Marmara yarın da metro ile beraber bir muazzam cazibe merkezi olacağı benziyor. Sizin bu anlattığınız hamlelerin de birkaç yılı olacağını düşünüyoruz. Bu birkaç yıl Üsküdarlılar için çeşitli zorluklara da gebe mi? Tabii şimdi bu Marmara'nın mesela 8-9 yıl cefasını Üsküdarlılar çekti gerçekten. Hele esnaf kardeşlerimiz çok sıkıntı çektiler. Üsküdar trafiği. Yani bu Marmaray şantiye alanına dönüştü meydan. Sıkışık oldu trafik. Hamdolsun biraz rahatlama oldu ama trafik yine rahat değil Üsküdar'da. Yani o sıkıntı yine devam ediyor kısmen de olsa. İnşallah 2016'nın ilk yarısı, işte Mart-Nisan aylarına kadar Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı hizmete girecek. Şu anda o inşaatı devam ediyor. Çok ciddi bir proje. Bununla birlikte Üsküdar çok daha iyi bir nefes almış olacak. Harem'den biliyorsunuz karşıya, Yeni Kapı'ya Avrasya tüp geçit projesi var. Lastik tekerlekli araçlarla ilgili. Atlı üstü. Orada tüpler atlı üstüdür. Marmara'da yan yanadır. Orada atlı üstü. O da yine 2016'nın ilk ayları. 2015'in sonu hatta hizmete girecektir. Bu demektir ki Üsküdar gerçekten apayrı bir cazibe merkezi olacak. İnsan sirkülasyonu artacak. Üsküdar'ın nüfusu 550 bin ama biz hizmetlerimizi, projelerimizi 2-3 milyon insan sirkülasyonuna göre düşünüyoruz. Üsküdar meydanı niçin 3 kat daha büyümek zorunda? Çünkü burası ciddi bir ulaşım aksı, ulaşım ağının tam ortasında olmuş olacak Üsküdar. Şu anda da öyle zaten. Bu dediğimiz projeler de hayata geçtiğinde muazzam bir sirkülasyon, insan hareketi, insan yoğunluğu bizi bekliyor. Meydanımızın, caddelerimizin geniş olması lazım. Otopark, bakın şu anda bizim Üsküdar'da ne yazık ki kapalı otopark yok. Hedefimiz bu 5 yılda, 2019'a geldiğimizde 5000 araç kapasiteli kapalı otopark kazandırmış olacağız Üsküdar'a. 3000'i merkezde, işte 1500'ü eski binamız altında, eski belediye, şu anda yıkacak olduğum belediyenin binasında. 1500'ü de yeni belediye binamızın altında, şu anda inşaatı devam ediyor. 3000 araç çok ciddi bir araçtır. Çünkü şu anda bu meydanlardaki trafiğin sıkıntılarından birisi de
ne yazık ki yanlış parklanmadır. İnsanlar yol kenarlarına park ediyorlar. Hemen iki dakika bankaya gireyim, işte bakkala gireyim, işte esnafa bir işimi halledeyim, çıkayım. Şerit daralması oluyor ve trafik felç oluyor ne yazık ki. Otoparklar inşallah kapalı yeraltı otoparklarını kazandırdığımızda hem parklanma sıkıntısı ortadan kalkacak hem de muazzam bir Üsküdar meydanı ortaya çıkmış olacak. Kaldı ki siz de mutlaka biliyorsunuz artık şehirler İsmail Bey binalarla anılmıyor. Binalar şehirleri meşhur etmez. Bizim gelecek kuşaklara nesle bırakacağımız en önemli mirasımız ferah meydanları olan şehirlerdir. Parkları, yeşil alanı olan şehirlerdir. İnşallah biz Üsküdar meydanı 3 kat büyüteceğiz diyoruz. Meydan, güzel bir meydan. Biz bu dönem Üsküdar'da çok ciddi yeşil alanlar da inşa edeceğiz. 2004'te AK Partili belediyeler olarak biz geldiğimizde Üsküdar'a kişi başına düşen yeşil alan oranı miktarı 3.8 metrekare, 4 metrekareydi. Çok düşük. Şu anda 7.8 metrekareye çıkardık biz 10 yılda. Hedefimiz bu 5 yılda 10 metrekareye geçmektir. Bizim bir çılgın projemiz var biliyorsunuz. Bunu paylaştık. Validebağ Korusu. Validebağ Korusu 354 dönüm bir arazi. Böyle bir arazi yok. İstanbul'un hiçbir yerinde yok. Anadolu yakasında hiç yok. Ama ne yazık ki hoş bir manzarası yok yani. Sahibi yok ortada. Efendim işte bunlara çok... koruyla ilgili bir takım gündem yapmaya çalışan odaklar da var. Var. Onlar da bizi işte eleştirdiler. Sosyal medyadan bazı tenkitlerini alıyoruz ama en son onlar da baktılar ki bu iş ciddi. Onlar da merak ettiler. Projeyi verdik. Onlar da verdik. Buyurun dedik. Projeyi alın. Bakın inceleyin. Bu projenin neyi hoşunuza gitmiyor? En güzelini yapacağız biz burada. Validebağ çünkü başka bir yerde yok. Tek Validebağ var. Başka bir Validebağımız yok. Sadece Üsküdar'ın değil. Anadolu yakasının en önemli projesi odur. 354 dönümden bahsediyoruz. Orayı biz bir kent ormanı yapacağız. Bölge parkı yapacağız. Burada. İddialıyız. Şu anda orada 6-7 bin ağaç var. Biz 10 bin yeni ağaç dikeceğiz oraya. İşte göletler, efendim... seyir terasları, yürüyüş alanları, spor alanları, piknik alanları. Ki çok uygun. Muazzam bir koruya. Böyle bir şey yok. Mülkiyeti maliye hazinesine ait, maliye ait. İnşallah tahsis işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Çok güzel bir koru yapacağız. Bakın çok. Yani herkes çok beğenecek inşallah. Yani mesela biz Anadolu yakasında oturanlar açısından söylüyorum. Yakacık gibi yerleri ya da Beykoz'da çeşitli koruları tercih ediyoruz. Üsküdar'da bir de Fethipaşa korumuz var küçük olmakla beraber. Validebağ tabii bence muazzam olur. Doğru. İyi bir mesela Fethipaşa'nın hali hazırdaki yerleşimi, hali hazırdaki yürüyüş yolları vesaire bile olsa tabii. Validebağ'da bize yeter siz daha iyisiniz. Kesin inşallah Fethipaşa'da Büyükşehir Belediye'miz yeni bir düzenleme yapacak orada da. Validebağ inşallah Büyükşehir'imizle birlikte yapıyoruz. Onu da ifade edeyim. Ama işte yeşil alanlarıyla, parklarıyla, meydanlarıyla İnşallah bu dönem Üsküdar için güzel bir dönem olacaktır. İnşallah. Hedefimiz bir son olur. Soru başkanım. Vaktimiz daralıyor. Sizi uğurlayacağız. Malum Gazze için bir boykot çağrısı yapıldı ve Üsküdar Belediyesi de bu boykot çağrısına uyan ilk belediyelerden biri oldu. Bir bu boykot meselesini merak ediyorum. Etkili oldu mu? Halktan karşılığı nasıl döndü? İkincisi de hani bir bayram mesajı. Tabii. Gazze için, Üsküdar için, Türkiye için onunla finallemiş olalım. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Gazze meselesi tabii içlerimizi yakan, yürek burkan bir konu. Tabii ne yazık ki her yıl enteresan tabii Ramazan ayına da denk getiriliyor. Ramazanlar da böyle... Tam Ramazan'ın ruhuna, efendim bereketine, huzuruna alışıp giderken huzurumuzu kaçıran işler olmuyor değil. İşte bu sene Gazze oldu yine. Geçen sene Mısır'daki olaylar hatırlarsanız. Gazze'de ne yazık ki bir dram var. Çok ciddi bir dram var. Bu dramı daha da hani körükleyen, içimizi daha da burkan konu. Bu drama dünya seyirci kaldı. Seyrediyorlar adeta. Yani şurada en yüksek sesle belki bizim Türkiye'den Sayın Başbakanımızdan bir itiraz var, bir ses var. Bizim İslam alemi, Arap dünyası, işte gelişmiş Avrupa medeniyetleri diyoruz. İşte demokrasileri gelişmiş, ekonomileri gelişmiş, kendilerinin medeni olduğunu iddia eden Avrupalılar, Amerikalılar. Kimsenin bu drama kulakları tıkalı adeta.
bu çok daha vahim bir durum, biliyor musunuz? Yani insanların dini, dili, ırkı ne olursa olsun önemli değil ki. Bir insanlık dramı var. Yani biz Gazze'de şehit olanlar bizim din kardeşlerimiz, Müslüman insanlar bizim için ayrı bir fecaat, ayrı bir üzüntü vesilesi. Ama biz dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum, bir katliam, bir efendim toplu ölüm, kıyım, orantısız güç, çoluk çocuk orada, kadın erkek. İşte bir iki gün bir ateşkes ilan edildi. İnsanlar evlerine gitti. Hepimiz izliyoruz. Enkazdan 130-140 tane ceset çıkardı. Ölmüş insanlar. Ölenleri cenaze merasimi yapamadan hemen alel acele apar topar defnettiler. Ya bu 21. yüzyılın dünyasına yakışan bir tablo mu? Böyle bir vahşet olabilir mi? Biz bu vahşete seyirci kalamayız tabii ki. Biz bırakın belediye başkanlığı, insanız. Bizim de vicdanımız var. Bu toplumun bir ferdiyiz. Biz Müslümanız elhamdülillah. Buna seyirci kalmak bizim ne geleneklerimize uyar, ne dinimize, inancımıza. Bizim peygamberimizin bir hadisidir biliyorsunuz. Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin. Ona gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Ona da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin. Ne yazık ki biz İşte buğz ediyoruz, yani elimizle dilimizden fazla bir şey de geldiği yok maalesef. İşte bizim de elimizden gelen bu Yahudi mallar, bu tür işte İsrail'e destek verenlerin ürünlerini satmama, almama karar aldık. Yani bu belki küçük bir şey ama gerçekten çok iyi bir ses getirdi. İnanın herkes çok teşekkür ediyor, yani Allah razı olsun başkanım, doğru bir şey yaptınız diyorlar. Ve de bizim Üsküdar'da esnaf dostlarımız da bu boykota uydular. Onlar da destek vermeye başladılar. Tabii ne güzel, biz mutlu oluyoruz. İnşallah artarak devam eder. Temizlik ürünlerinde özellikle bir sürü ürünler var. Ben buradan sizin aracınıza çağrıda da bulunuyorum. Bu sadece işte kamu kurumlarının, işte derneklerin bir görevi değil. Herkesin, yüreği yanan herkes bu boykota uymak durumunda. Herkes bu çağrıya kulak assınlar. Yani bu dünyada bu kadar meydan boş değil. İnsanlar çeki düzen vermeleri lazım kendilerine. Biz Üsküdar hoşgörü şehri diyoruz. Üsküdar bir tahammül şehri. Üsküdar gerçekten, bizim Üsküdar'da da biliyorsunuz her inanç grubundan, inançtan insanlar var. Bizde Museviler, Yahudiler, Hristiyanlar Üsküdar'da. Kuzguncuk bir sembol. Biz kimsenin ne yaşantısına, hiçbir şeye karışmıyoruz. Geçenlerde iftarda bir araya geldik. Orada da konuşma yaptık. Onların da içleri, burada Üsküdar'daki misafirlerimiz, dostlarımız, onlar da Üsküdarlı sonuçta. Dolayısıyla bu zulme kulak vermek durumundayız. Bir şeyler yapmak durumundayız. Eyvallah. Herkes. Bununla bitirmiş olalım başkanım inşallah. Ben bir cümle daha söyleyeyim müsaade ederseniz. Tabii 30 gün boyunca sizler de buradan yayın yaptınız. Ben sizlere de teşekkür ediyoruz. Üsküdar'da, Üsküdar misafirperverliğiyle de ünlü bir şehir. Gerçekten zannediyorum memnun kalmışsınızdır. Çok. TVNET ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice Ramazanlarda, iftar sofralarında buluşuruz. İnşallah. Üsküdar'ın bu güzelliği, bu bereketi inşallah artarak devam edecektir. Onu ifade etmek isterim. Son olarak da şunu ifade edeyim İsmail Bey. Tabii biraz önce bahsettik, bir takım projelerimiz var. Meydanlarımız, yollarımız vesaire. Ama inanın bizi en çok mutlu edecek inşallah dönem sonunda, 5 yıl sonra geldiğimizde en büyük hedefimiz de şudur ki gençlerle ilgili, gençlere yönelik bir şeyler yapabilirsek en çok mutlu ondan olacağız. Biz seçim öncesi adayken dedik ki gençlerle ilgili, gençleri dedik, iyilerle, iyiliklerle buluşturacağız. Hedefimiz bu. Yol yaparız, meydan yaparız, duvar yaparız, eyvallah yaparız bunları ama Üsküdar'da gençlerimiz, bakın bizim 100 bin tane lisede, ortaokulda okuyan gençlerimiz var, üniversiteli gençlerimiz var. Bir damar yakalayabilir, gençlerimizin bir kişilik, kimlik oluşumunda etkimiz olursa, öyle faaliyetler yapabilirsek bizim başarımız odur. Eyvallah. Bizim için gençlere iyilik, iyilikten kastımız gençleri iyi insanlarla, iyi arkadaş çevreleriyle buluşturmak iyi bir şeydir. Gençlere iş bulmak önemli bir meziyet. Çok. Bakın biz ÜSİM diye bir proje başlattık. ÜSİM. 15 Mayıs'ta bu ÜSİM projemiz hayata geçti. ÜSİM, Üsküdar İstihdam Merkezi adı. Hedefimiz 5 yılda 5000 gencimize iş bulmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Şu anda da 2,5 ay oldu, 2 ay. Ya aşağı yukarı 640 gencimiz işe başladı. Hamdolsun başlatmış durumdayız. Maşallah. Yani Üsküdar'da işveren var, iş arayan var. Biz onlar arasında köprüyüz. Maşallah. Gençlere iş bulmak, aş bulmak, iyi insanlarla, iyi çevrelerle onları buluşturmak bizim en büyük hedefimiz budur inşallah. Eyvallah. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz bu vesileyle iyi bayramlar diliyorum. Eyvallah. Huzur içerisinde
bütün izleyicilerimizin bayramını tebrik ediyor. Sağlık sıhhat diliyorum. Eyvallah. Efendim reklam dönüşünde başkanımızı uğurlamış olacağız. Ali ve Emre Altunkaya ile sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Ya bizden ayrılmayın diyeceğim ama yapacak daha iyi bir işiniz yoksa bizden ayrılmayın o halde.